başı sıkırsa, koşar Perihan abla. İşte bu mahallede yaşar Perihan abla. Bak, bu da Abdurrahman dayım. Yanında da Emine yenge. Avşa da çektirmişler. Yanındaki Evel abla mı? Yok, Kayran'ın annesi o. Nihal, Nihal. Abla bu Atilla enişte mi? He, o ya, tanımadın mı? Hayır. E tabii, sen ne zamandır görmedin. Görmedim. Tabii, tabii. Ay bak, Haşim amcaya bak. Ay. Ay ne yakışıklı değil mi? Ay çok severim. Bu çok hoş adamdır, kapılar gibidir maşallah. Aa, bu bizim karşıki Şakir abi değil mi? Aa, kör olayım o. Ay ne işi var albümde ama? Onu bırakın da siz ne arıyorsunuz o albümün içinde? Ne demekmiş o? Ne bileyim, bir saattir bakıp duruyorsunuz. E sen de bir saattir kitaba bakıp duruyorsun. Evet ama bakıyorum bakıyorum hiçbir şey anlamıyorum. E, kitabın ne kabahati var sen zor anlıyorsan? Anlayamadım. Ay bu ne kitabı anlıyor, ne konuşulanı anlıyor. Gel biraz, gel biraz da kafan dağılsın. Gel. Olmaz, dersim var. Abla bu güzel kız kim? Ne kadar hoş. Hangisi? İşte bu. Bana bak, niye insanı kandırıyorsun? O sana mı söyledi, gelmeseydin? Aa, Şinasi Bey'le Makbule teyze değil mi bu? He, Gaye ile Hande de yanında. Abla niye geçtin oraları? Yok bir şey. Anladım. Neyi anladın? Orada annemle babamın resimleri var. Sevil, gel buraya. Sevilim, tontoş kızım benim. Rahmetlilerin her resmini gördüğümüzde ağlarsak olmaz ama, değil mi? Ya benim güzel bebeğim. Ağlayacağımıza şu evi bize bıraktıkları, ele güne muhtaç etmedikleri için dua edelim, değil mi? Canım. Bak, hem oturuyoruz hem... Hem de onlardan kalan maaşı alıyoruz. Abla, sahi benim harçlığım da bitti. Ama sana da harçlık dayanmıyor. Vallahi bitti abla. Bugün resimlerin parasını bile veremedim. Hangi resimlerin? Okulda arkadaşlarla birkaç resim çektirmiştik. 4500 lira ödemem gerekiyor. Ayol, o kadar fotoğraf parası olur muymuş? Yağlı boya tablo yaptır daha iyi. Bakışa bak. Ay dayanamam, kıyamam sana. Tamam hallederiz, üzülme. Üzülme sen, tamam halledeceğim, tamam hallederim, tamam. Aslan ablam benim. Hadi topla şu kitaplarını da soframızı kuralım, hadi. Sevilcim sen de şu resimleri torbanın içine doldur. Peki ablacığım. Dayımın Almanya'dan getirdiği makinayı buldum. Aa, onun dibinde miymiş bunca zamandır? Aa, harika makine bu ya. Bak, şuradan çekiyorsun, şuradan alttan resim sana veriyor. Acelesi neymiş o kadar? Abla fena mı? Şak bir poz. Pırt, buyurun fotoğrafınız hazır. Aslında ben bu makineyle mis gibi para kazanırım okulda. Ama bizim resim çeken arkadaşı ayıp olur. Yani şimdi sen bununla para mı kazanılır diyorsun? Tabii abla. Peki nasıl çekiyor? Bir anlatsana sen bakayım bunu. Boynuna asıp resim çekmeye mi çıkacaksın yoksa? Ne var, çalışmak ayıp mı? Harçlığın bitti demesi kolay ama. Hadi hı. Bak şimdi, şuradan mesafe ayarını yapıyorsun. Burada da güneş gölge ayarı var. Başka da hiçbir şey yok. Bak şimdi deneyelim. Hey, tamam bizi çek hadi. Hadi. Thank you.
Perihan abla. Perihan abla. Ha canım ha. Hayrola nereye böyle? Hava almaya çıktım şöyle bir. O ne öyle? Hayırlı olsun. Aman canım sen de. Fotoğraf makinesi değil mi bu? Hayır canım. Dikiş makinesi bu, dikiş. Bu kadar küçükleri de çıktı ya. Demek. Ayol neler yapıyorlar vallahi pes. Ya. Buradan kumaşı veriyorsun. Şuna basınca tıkı 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 dikiyor. Alttan kumaşı veriyor. Şunu çevirince de zikzak yapıyor. Ay ne güzel. Ay, bir tane de ben alayım. Ya, Allah'ım sen bana sabır ver. Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin. Selam Perihan abla. Ne o? Elindeki fotoğraf makinesi mi? Saç kurutma makinesi. Alsana bir tane dükkana. Çok pratik. Şöyle kafana tutuyorsun mın diye hemen kurutuyor. Hayret, hiç görmedim ya. Yok ya, fotoğraf makinesi böyle basınca alttan resim veriyor. Neyse ne, sana sonra oldu. Aman ne makineymiş, herkese dert oldu. Saç kurutma makinesi, fotoğraf makinesi, Allah Allah. Ah kafa, ah. Osman amcacığım, Osman amcacığım, şey dur. Ye, hani böyle kadınlar pencere önünde hem ayıklıyorlar hem de dedikodu yapıyorlar ya. Şeyi var, konservesi var, etlisi var, fatması var, ayşesi var. Yani kuru fasulye, ha kuru fasulye, kuru fasulye, bir kilo kuru fasulye. Dur oğlum, telaşlanma, sabah sabah kuru fasulyeyi ne yapacaksın? Ah, sorma, sorma, sorma. Dün evlerin önünden geçerken Melahat ısmarlamıştı, unuttuk işte, unuttuk. Melahat ha, aferin. Peki düğün ne zaman, ne zaman? Kimin düğünü? Benim düğünüm. Evleniyor musun Osman amca? Oğlum salak oğlum, evlenen sensin, ben değil. Ben evleniyorum tabii. Sen bu gidişle evin yolunu her gün unutursun. Unuttum işte, unuttum. Herkese anlata anlata nasıl çalıştın, unuttum işte. Ne ben. Ne var kızım Perihan, bir şey mi oldu? Bir şey var Osman amcacığım. Bu Meret nasıl çalışıyordu, onu unuttu. Bütün unutanlar da bugün beni buluyor. Bir dakika Perihan ablacığım, müsaade et, bir tane ben bakayım ha. Tamam bak İsmet'ciğim, tamam. Bak şu düğmeyi çevirince güneş ayarı oluyordu. Ama şu Meret nasıl çalışıyordu onu unuttum ben. Dur heyecanlanma ablacığım, heyecanlanma, hallederiz şimdi. Bu neydi şimdi, nereden bakıyorduk buna? Buradan yok, buradan olmaz. Nereden? Ha şuradan bakıyoruz değil mi? Evet. Oradan bakıyoruz. Bu ne oluyor şimdi, bu da böyle uzağa yakını hallediyor değil mi? Ha. Ondan sonra ne yapıyoruz, buradan bakıyoruz. Buradan basıyorsun buraya. O kadar hallettik, bu kadar. Niye bastın şimdi İsmet? Resim çıktı. Halbuki güvercin çıkması lazımdı. Ver şunu, ver. Osman amca bir dakika bakar mısın? Ne istiyorsun gene? Aman baksana kim geliyor. Ne? Baksana kime. Günaydın. Günaydın. Peki çektikten sonra otomatikman sarıyor mu İsmet? Şimdi ablacığım yani bunlar ne oluyor? Şimdi bunlar kendi aralarında üç ayrılırlar. Bu üç ayrılanlar da kendi aralarında üçe ayrılıyorlar. Şimdi böyle... Ama sarar... ne zorlanıyorsun İsmet'ciğim? Bilmiyorum de olsun bilsin. İlla bir fikir yürütmen şart mı? Bilmiyorum. Bir dakika ben bakayım, ben anlarım. Bana bak, laf olsun küpte olsun diye konuşma. Gerçekten anlar mısın? Aman ne var anlamayacak. Benim de vardı aynısı. Sünnetimde hediye gelmişti. Atma, atma, daha o zamanlar bu icat edilmemişti. Bunlar çekince alttan resim verir. Tebrik ederim. Bilemedin mi? O zaman ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bunu bir fotoğrafçıya sor. Ben de zaten o tarafa gidiyorum. Beraber gideriz. Aman çok teşekkür ederim, sağ ol. Ben fotoğrafçının yolunu biliyorum, ben kendim giderim. Çok sağ ol. Hadi gel bakalım. Osman amcacığım benim bir kilo fotoğraf makinesini ver. Aman! Hadi. Kuru fasulye, kuru gel, fasulye. Gel salak gel. Hadi. Foto, foto. 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 Foto şipşak foto. 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 Foto.
dur çek. Fotocu, ya iyi ki çıktın karşıma. Ben de pasaport için fotoğrafçı arıyordum. Ah, saatine geldi zar. Tamam çeker. Ay, çok şey yaptı. Oh, git. Şuraya mı? Tamam, çıkar şapkayı. Şöyle biraz dik dur bakayım şöyle. Oh kardeşim, böyle şu saçını tam geriye şöyle bir yapsana kardeşim. Tamam, uyanları. Bir de ortayı. Tamam, güzel. Bir poz ver. Tamam, poz ver artık, tamam. Bu ne ya? Ya ben pasaport için istemiştim. Şuna baksana, böyle resim olur mu? Olur mu bacım? Bırak Allah'ını seversen ya. Ben gidip de doğru dürüst bir fotoğrafçı bulayım bari. Tövbe estağfurullah. Para da vermedi bu bana ayol. Yavrum bu kafa niçin böyle duruyor? Dik dur ki çekebileyim resmini. Yavrum niçin o kafa düştü yine böyle? Git tut şunu, yolacağım saçını başını. Dur çekemiyorum diyorum. Sen niye ablacığım oturdun? Gelmişken bir resim de bana çeker misin ne sen olur? Sen kalk şimdi bunu çekiyorum. Tamam. Ama sonra biraz sonra mı çekeceksin? Bunu çekiyorum. Kalk sonra tamam abla bekliyorum. Tamam. Dik tut, kafana dik tutacaksın, tamam mı? Niye düştü o kafa yine öyle? Dik tut diyorum yavrum. Dik tut kafanı, çıldırma beni. Dik tut. Dik tut kafanı şimdi, dik tut çocuğum, çekiyorum. Tamam. Kızım para? Abla bir bakayım, çok güzel olmuş. Ablacım benim öyle bir resmimi çekesin ki sevgilin görünce zevkten yedi göbek atsın ha. Hadi abla dur yavrum. Hadi tamam, dur. Tamam be, yalnız onu çekeceksin şimdi böyle çek. Olmaz be ablacım. Bırakırsam alır başını gider ayıcık. Böyle de olmaz, fino köpeği gezdirir gibi olmaz, çekemem o zaman. Ne yapalım ablacım be, ekmek parası ya. Dur tamam, çok konuşma, dur şöyle dur. Al bakalım yakışıklı. Bak bakalım. Nasıl, güzel çıkmış mısın? Dedemezsin. Tıpkı ben. Kardeş aldık. Parayı vermedin kardeşim. Foto, Mrs. Good morning, goodbye, hello. Bir resim çekelim mi? Foto, bir foto. Okay. Önce bir poz verin, tamam, foto, grup foto. Foto çekiyorum, tamam. İnşallah bu güzel çıktı, buyurun. Buyurun canikolar. Yalnız bana parayı rica edelim. Parayı. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben de sana teşekkür, parayı rica edelim. Biz para. De çok makine foto. Makine foto be. Ben bunu ne yapayım kardeşim, sizin için çektim bunu. Normali. Ay yalnız yabancısı para vermemeye yemin ettiler bugün bana. Ben bu foto ne yapayım ben bunu acaba? Ben bay al. Yeah.
Ay karnım çok acıktı ha. Oh kokoreç kokusu. Bu ne bu? Bu şey değil mi? Ay dur bu şey bu. Dur bu şey. Aman dur. Belma bel. Aa Belma Güler tab. Ah canım. Vah aman be. Oh. Ablacığım koklamaya mı geldin almaya mı? Söyle ne istersen vereyim. Zeytinyağlı enginar istiyorum. Kokoreç istiyorum. Başka ne vereceksin tabii? Yarım mı çeyrek mi? Ver bir şey. Tamam. Kekik biber tuzu nasıl olsun? Hayrola abla? Ay vallahi. Ay vallahi o. Belma Güler. Evet. Merhaba Belma Hanım. Tanışıyor muyduk? Sizi tanımayan mı var? Sanatçı Belma Güler'i kim tanımaz? O güzel şarkılarınız hala aklımda. Ray, 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 ray. En güzel gazinolarda söylerdiniz. Plaklarınız kapışılırdı. Hep ben plaklarınızı alırdım. Gazeteler hep sizden söz ederdi. Filmler de çevirmiştiniz tabii, ben hatırlıyorum filmlerinizi. Böyle beyazlar giymiştiniz, böyle koşuyordunuz. Ay hiç unutmuyorum, çok güzeldiniz. Sahi sanatçılığı niye bıraktınız siz? Kendi arzumla bıraktım. Anlıyorum. Olabilir. Olabilir tabii. Olamaz mı? Kendim istemiyorum. Yoksa her gün teklif alıyorum. Yalvarıyorlar yeniden sahnelere döneyim diye. Olabilir. Ama ben istemiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum ha. Deli gibi istiyorum. Ama arayan mı var? Soran mı var? Unutuldum ben artık. Unutuldum. Hayır. Hayır, kesinlikle unutulmadınız. Yeniden o güzel günlere dönmek zor değil ki. Nasıl olacak bu? Yani kız, affedersiniz, kızmazsanız bir şey söyleyeceğim ama önce şunu bırakmakla olur. Sen de. Efendim? Bakın, aklıma bir şey geliyor. Bilmiyorum becerebilir miyim? Ama bu iş olur Belma Hanım. Bana bırakın siz bu işi. Evet arkadaşlar. Kredi meselemizi de böylece halletmiş bulunuyoruz. Gelelim son konumuza. Biliyorsunuz şirketimizin 12. kuruluş yıl dönümü için bir gece tertiplemeye karar verdik. Şöyle sazlı sözlü bir gece. Yalnız bu işi organize edecek bir arkadaşa ihtiyacımız var. Efendim, yanılmıyorsam bu iş için birini bulmamız gerekecek. Evet. Bir müzikli lokanta ayarlayacak, bir de şarkıcı temin edecek. Yani güzel bir gece geçirmemizi temin edecek bir arkadaş. Aman beyefendi, aman beyefendi. Bu tip konularda çok uzman bir arkadaşımız var. Kimmiş o? Şakir beyefendi. Şakir mi? Aa, Şakir Bey bu işi çok iyi yapar. Anlar efendim, çevresi geniştir. Peki, tamam mı Şakir? Tamam. Tamam da ne tamam beyefendi, anlayamadım. Duymadınız mı? Şirketimizin yemeğini siz organize edeceksiniz. Tabii bir de şarkıcı bulacaksınız. Şarkıcı mı? Çevir.
Ay durmadan arıyorum, kusura bakma Osman amcacığım. Çok önemli de. O ne biçim söz Perihan kızım? Burası senin yerin sayılır. İstediğin kadar telefon et. Hayır, bugün çok yere edeceğim de. Dur. Alo? Yıldız Konser Bürosu mu? ben Belma Güler'in menajeriyim de. Acaba çalışması için... Belma Güler'in menajeri mi? Belma Güler önce kendine oturacak bir ev tutsun da sonra menajer tutsun. Bildiğim kadarıyla onun bunun yanında kalıyormuş. Ha hadi hanım hadi. Menajeriymiş. Hani çok telefon edecektin kızım? Hepsi aynı. Artık onu unutmuşlar Osman amca. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Güle güle kızım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoş bulduk da... onu nereden bulacağız? Ne demek nereden bulacağız? Seslensen duyuverir, evi karşıda. Perihan'ı demiyorum anne. Şarkıcı arıyorum ben. Şarkıcı mı? Evet, şarkıcı. Ayol hangisi bu? Hangisini bulursam. Perihan'ı ne çabuk unuttun. Ay, ne çapkın oğlum var benim. Oğlum önündeki dersine baksana sen. Bana bakacağına böyle böyle. Aa, bu da Hakan'ın bir eşi. Saygısız. Oraya bakıyorum ya, kendine bakıyorum zannediyor. Hadi önüne bak sen de hadi. Hadi. Ah. Benimki de geldi işte. Burada. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Belma Hanım. Bana Belma Hanım deme. Sizli bizli konuşmayalım. Artık dost olduk. Nasıl isterseniz. Nasıl istersen. İyi misin? Çok iyiyim. Ya sen? Ben de iyiyim. Dediklerini yaptın mı? Hani bir yerleri araştıracaktın. Garson bey bir dakika bakar mısınız? Buyurun efendim. Bir dakika bakar mısınız? Ben bir tane daha çay istiyorum. Bir çay. Belmacığım sen? Ben de çay içeyim. İki tane çay bize. İyi çay kardeşim. Martıları görüyor musun Perihan? Ya ne kadar da çok şey ediyorlar. Yani böyle 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 uçuyorlar, sonra da vın diye. Ay çok güzel şeyler bunlar. Sen de çok güzelsin Perihan. Çok güzel bir insansın. Günlerdir bana moral kazandırmak için çabalayıp duruyorsun. Bak 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 bak. Tepeden aşağıya vın diye iniyorlar, sonra yine yükseğe dikili veriyorlar. Tepelerden aşağı süratle inip sonra gene yükseklere tırmanmak kolay değil. Beyefendi, mesai saatleri dışındaki bütün çaba ve gayretlerime rağmen henüz bir sonuç istihsal edebilmiş değilim. Yalnız çok kes ümitliyim. Kes be vıdı 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 vıdı. Tabii kolay değil efendim. Ne demek böyle... kolay değil tabii? Şurada iki gün kaldı be. Sen bizi rezil mi? Estağfurullah beyefendi. Kes! Bunca zamandır bir şarkıcı bulamadın mı? Efendim ben... Sus! Arkadaşların bütün işleri halletti. Sen hala beceremedin. Bak... Git. Beyefendi bir dakika... Git! Bul buluştur birisini. Çabuk kaybol, gözüm görmesin. Ben kaybol! Aman sen miydin İsmet'ciğim? Ne gülüyorsun? Ay, hayatında ilk defa taksi tuttu seninki. Beyoğlu'na bir müşteri bırakmıştım. Dönüşte bir... Aa, bizim Şakir! Ayakta duramıyor, dökülüyor böyle. İçmiş mi yoksa güpegündür? Yok anacığım, yorgunluktan. Gezmediği yer kalmamış. Bir oraya bir buraya koşturmaktan. Öyle be! İşe gideceğine böyle sokaklarda mı dolaşıyor bütün gün bu? Ne bileyim anacığım, ben nereden bileyim yani?
Ne oldu hayrola? Şakir! Ah! Daha olmadı. Yarın gece olacak. Berihan. Ne olacak yarın gece? Eğlence. Hem de... yemekli, şarkılı, şarkıcılı. Dolaşıp dururken senin kafana saksı falan mı düştü ha? Yarın gece. Eğlence, şarkıcılı. Az da eğlenceyle bozdu bu. Ben nereden bulacağım? Hayrola, ne arıyorsun sen? Şarkıcı. Bütün gün aramadığım yer kalmadı. Tahtakale, Topkapı, Beyoğlu, Aksaray, Laleli. Ben nereden şarkıcı bulacağım? Bulamazsam işten kovulacağım. Şarkıcı mı? Gel bakayım sen. İn arabadan, gel bakayım. Gel buraya, gel bakayım. Birlikten kuvvet doğacak, zor sanılanlar olacak. Berihan'a rastlayarak iyi ki anlattı Şakir. Haydi koşun, haydi gidin, bu işi tez halledin. Haydi koşun, haydi gidin, bu işi tez halledin. Burası mı? Gel burası gel. Kapı açık, açık. Gelin. Artık zamanı geldi. Alma gözlerim ağla. Giden geri gelmedi. Alma gözlerim ağla. Gönül hasta olsa da. Hoş geldiniz. Günden güne solsa. Hoş geldik ama hiç de hoş bulmadık. Ne olacaktı ya? Giyinip süslenip aylarca senden gelecek haberimi bekleyecek. O olay bitti. Bitti artık, bitti. Hayır Belma, her şey yeniden başlıyor. Nasıl olacak bu? Önce şunu bırakmakla. Bu lafı daha önce de söylemiştim. Ama sen sözünü tutmadın. Sen tuttun sanki. Nereden biliyorsun sözümü tutmadığımı Caniko? Uğraşıp araştırıp hani bana iş bulacaktın. Buldum. Hem de yarın gece. Büyük bir şirketin yemeğinde tek solist olarak sen söyleyeceksin. Seni istemişler Belma. Özellikle seni istemişler. Öyle değil mi Şakir Bey? Tabii. Çok istediler. Şakir Bey gecenin sorumlusu. Yarın gece hep beraber olacağız, değil mi Belma? Teşekkür ederim Perihan. Thank you.
Bak görürsün, gelmeyecek. Gelmeyecek, üstelik beni de işimden edecek. Ay dur canım, neredeyse gelir. Söz verdi. Ona moral kazandırıyoruz, gelmesi lazım. Sen onu bırak, bana moral kazandır. Patron birazdan beni yiyecek. Ama senin niye yesin, önünde yemeği var. Niye yemeğini yemiyorsun? Ne düşünüyorsun, söylesene. Çok düşündüm Perihan. Ama yapamayacağımı anladım. Artık bu iş benden geçmiş. Sana karşı gerçekten mahcubum. Bayılma Allah aşkına. Neredeyse gelir. Senin heyecanın bana da geçti. Heyecandan tabii. Şey, affedersiniz, tuvalet nerede acaba? Görmüyor musun hanım, işte karşıda koskocaman yazıyor. Ama ne bileyim, görmedim işte, sorduk. Eyvah, şimdi yandık. Buyurun. Bırak şimdi. Nerede bu kadın? Nerede bu kadın? Tuvalette. Tuvalette mi? Çağır çabuk. Çağır çabuk. Hemen çıksın. Hemen çıksın. Baş üstüne. Perihan. Perihan hemen çık. Çabuk. Ne oldu, sen de mi sıkıştın? Evet, hem de nasıl? Gözü kör olmasın. Demin bir şeyin yoktu. Demin yoktu Perihan. Şimdi geldi. Bekle biraz, bekle. Ben beklesem bile patron beklemez Perihan. Patron. Ay başlarım şimdi senin patronuna ha. Ay. Yavaş Perihan. Aman yavaş konuşmasam ne olur yani. Ay, duyar mı? Perihan lütfen. Ay ödü patlıyor, ödü. Allah bilir, patron şapşalın tekidir. Ne söylüyorsun? Ama boş ver, o kadar korkma, ne oluyorsun ayol? Perihan, patron. Pardon? Hadi hanımefendi, hadi çabuk olun, lütfen çıkın. Ayol niye söylemiyorsun patron bey geldi diye? Merhaba beyefendi, nasılsınız? İyiyim, iyiyim, teşekkür ederim. Lütfen çabuk çıkın. Siz mi gireceksiniz? Hayır efendim, siz çıkacaksınız. Ben çıktım efendim. Hanımefendi, sazcılar çıktı, siz çıkmadınız. Adamlar bir saattir çalıp duruyor. Buyurun artık. Ben ne yapabilirim ki? Buyurun. Nereye buyurun? Nereye olacak? Sahneye buyurun. Sahneye mi? Evet, sahneye buyurun. Buyurun. O değil. O değil. O değil. Misafirlerimiz, şirketimizin kaçıncıydı? 12. yıl dönümüne hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi gecemize renk katacak olan kıymetli sanatçımıza bırakıyorum mikrofonu. Söylerim. Teşekkür ederim.
Komedyenler mi var? Bilmiyorum efendim. Bir dakika. Şu beye sorabilirsiniz. Buyurun. İşte bu bey. Affedersiniz. Şakir Bey'i aramıştım be. Biraz sonra onu ölü bulabilirsiniz. Anlayamadım. Anlatayım. Biraz sonra onu kendi ellerimle bu. Siz osunuz. Belma Güler. Ne tesadüf. Hoş geldiniz. Tesadüf değil beyefendi. Şakir Bey davet etti beni Perihan'la birlikte. Aa, öyle ya. Şakir, siz şöyle buyurun. İstirahat buyurun. Ben şimdi kendilerini çağırayım. Tabii. Şakir, Şakirciğim. Şakir, gel canım. Gel bak bir şey söyleyeceğim. Gelemem. İcra edelim efendim. Gel diyorum buraya. Belma Güler geldi. Bavul gibi kaldı burada.
Kayboldum aşk yollarında, bul beni, beni. Uçan kuşta, esen yelde, sor beni, beni. Ümitlerim kül olmadan, saçlarıma kar yağmadan, baharımda kış olmadan, sev beni, beni. Şirket yemekleri, toplantılar, nişanlar da olmasa yandık. Program mı? Yok be kardeşim, bulamadım. Şöyle müşteri çekebilecek bir solist bulamadım. Bu gidişle bulacağım da yok. Bir dakika canım. Bir dakika, ben seni sonra ararım. Oldu mu canım? Sana feda olsun, vur beni, beni. Şişelerden, kadehlerden, al beni, beni. Adım sarhoşa çıkmadan, bir meçhulde kaybolmadan, rüzgarlara savrulmadan, tut beni, beni. Affedersiniz, bir şey soracaktım. Anladığıma göre sizler onunla çok samimisiniz. Acaba siz söyleseniz de Belma Hanım bundan sonra burada çalışmayı kabul ederler mi? İstediği ücreti veririm. Üstelik devamlı iş. Lütfen siz söyleyin de kabul etsinler. Gerçekler yalan olmadan, yalnızlık dostum olmadan, sar beni, beni, sev beni, beni, tut beni, beni, sev beni, beni. Bu geceyi sana borçluyum Perihan. Belma Güner'i bulmasaydın yanmıştım. Çok mutluyum Şakir, çok. Teşekkürler. Sen niye teşekkür ediyorsun? Başkası mı gelip teşekkür etsin? Benim yanımda mutlu olduğuna göre... Anacığım, ben Belma Güler'in durumundan dolayı mutluyum dedim. Ambulans kılıklı şey. Yürü hadi içeriye gidelim. Otur biraz. Hem Belma'yı hem de beni kurtardın. Sana teşekkür etmek istiyorum. Ettin ya anacığım, kaç defa edeceksin? Unutkanlık başladı sende. Bir söylediğini tekrar söylüyorsun. Bunuyor musun ne? Hayır Perihan. Tekrarlamaktan bıkmıyorum. İyi ama ben dinlemekten bıkıyorum. Zaten sıkıntılı tavsiyeyim, böyle gelemem tekrarlara.
Her zaman tekrar edeceğim. Her zaman. Niyetimin ne kadar ciddi olduğunu, seni ne kadar... İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İşler nasıl gidiyor? Efendim? İşler diyorum, nasıl gidiyor? Çok şükür efendim, sağ ol. Aman iyi, aman iyi. Perihan, sana burada kalbimin en hissi şey yani böyle duygularımdan bahsediyorum. Sen kalkmış fotoğrafçıya işler nasıl gidiyor diyorsun. Çok mu ilgilendiriyor seni? E tabii ilgilendiriyor. Bu geceki mutluluğumu fotoğrafçılığa borçluyum. Bu mutlu gecenin bir hatırası kalsın istemez misiniz? Ama yok istemem kardeşim. İsteriz. Ben öyle şeyler sevmem. Hayır. İsteriz. Hayır, İsteriz çek kardeşim. Hayır çekme kardeşim. İsteriz çek. Hayır çekme. Çek. Çek. Çekme. Çek. Çek. Çek kardeşim. Çekme. Çek. Çek. Bir hatıra olur. Çekme. Çekme.